gelen ülkelerden birisi haline geldi. İstanbul'da kullanılan uyuşturucu, Amsterdam'da kullanılan ve Berlin'de kullanılan uyuşturucudan daha fazla. Ve hiçbir siyasi partinin gündeminde, Zafer Partisi hariç, uyuşturucu yok. Biz ise dört temel sorun var Türkiye'nin diyoruz. Sığınmacılar, uyuşturucu, İstanbul depremi ve ekonomik çöküş. Şimdi uluslararası baskıların da neticesinde bu konuda bakan değişiminden sonra biriktirilmiş operasyonlar devreye konuldu. Bu dönem fetret devri dedim, ekonomide de fetret devri. Bakın, 2002'de Türk ekonomisi dünyanın 16. büyük ekonomisiydi. 2023'te dünyanın 23. büyük ekonomisi olduk. Yani geriledik. Dünya ölçeğinde ekonomimiz küçüldü. Türk tarımı küçüldü. Türk sanayi küçüldü. Köylü yumurtasını bakkaldan alıyor. Ekmeğini bakkaldan alıyor. Çünkü köylüye sen üretme, ekme, biçme, biz sana para ödeyeceğiz dediler. Sonra bir büyük şehir yasası çıkarttılar. 1000 yıllık köyleri mahalle yaptılar. Burada tarım ve hayvancılığı mümkün olmaktan çıkardılar. Ve bugün Türkiye kendi kendini besleyebilen bir ülke olmaktan çıktı. Türkiye'de tarımı öldürürken Somali'de tarım yapacağız diye bir fantazinin peşinde milyonlarca, yüz milyonlarca dolar harcadılar. Sizin, bizim paramızı geçen hafta duyduk, orada da iflas etmişler. Kapattık, geri geldik dediler. Türkiye'yi sanayisizleştirdiler. Bankalarımız, limanlarımız yabancı sermayeye adeta peşkeş çekildi. Özelleştirme adı altında 2002'den bugüne değin arkadaşlar 60 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. Yani devlet ve milletin malı satıldı. Bu arada Odun Pazarı Belediye Başkan Adayı Selim Doğru'yu davet ediyorum. Ve Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Dilek Bayraç'ı davet ediyorum. Arkadaşlar, hem buradaki 3 belediye başkan adayı, hem bundan sonra açıklayacağımız belediye başkan adayları, eğer ve il başkanımız seçimlere kadar iyi çalışmazlarsa beni arayın, ihbar edin. Ama onları sokakta çalışırken görünce siz de onlara yardımcı olun. Onlar için oy isteyin. Aslında onlar için istemiyorsunuz oyunuzu. Bizim kavgamız Eskişehir kavgası değil. Bizim kavgamız Odun Pazarı kavgamız değil. Bizim kavgamız Türkiye kavgası. Eskişehir Belediyesi'nin kasasından sığınmacılara aktarılan paraları durduracak. Sığınmacıların, kaçakların açmış olduğu dükkanları kapatacak. Belediyenin Eskişehirlerden
yapmış olduğu bahçeleri, parkları, diğer sosyal tesisleri sadece Eskişehir halkı için kullandıracak, sığınmacılara bir parkı gösterecek, diyecek ki siz burayı kullanabilirsiniz ama diğer parklar sadece Eskişehir'de. Şimdi yarın Akhit'te şöyle bir bak. Biz